İnsan tabiatla birlikte öğrendi var olmayı ve onda aradı rızkını, bereketini. İnancıyla bildi kendisine sunulanlara şükretmeyi ve sislerin ardında parlak güneşin ışığıyla aydınlattı dünyasını. Gencecik fidanlar misali yüreğinde taşıdı umutlarını ve koştu o umudun ardı sıra. Sere serpe uzanan rengarenk çiçeklerin, toprağı örten yaprakların ve bir cümle tabiatın tam ortasında, yaşamaya dair söyleyecek sözü olanların alın teriyle güzelleşti hayat. Onların bıraktığı izler gelecek nesillere yol gösterdi. Alışkanlıkları, gelenekleri ve kültürleriyle Anadolu'nun sesi ve nefesi oldular. Ben anne karnında kirkit sesi dinlemiş bir nesildenim. Annem, babaannem, anneannem, teyzelerim, halalarım. Sürekli ben onları tezgah başında gördüm. Şöyle de bir durum var. Öfkelenirlerse halının başına otururlar. Mutlu olurlarsa halının başına otururlar. Sevinçleri, üzüntüleri, mutlulukları, öfkeleri, paylaştıkları sırdaşları belki de sadece tezgahlarıdır. Kayseri Bünya'nın uzak köylerinde inancın, sabrın ve geleneklerin şekillendirdiği bir koşuşturma bin yıldır devam eder. Türk toplumunun zaman içinde oluşturduğu, ürettiği ve nesilden nesile aktarılan her türlü değerin en renkli yüzü, Bünyan dokumalarında çıkar karşınıza. Sanki uzak bir yoldan gelmiş ve tezgahta yorgunluğunu atar gibi serilir boylu boyunca. Bin yıllık bir kültürden bahsediyoruz. Ben Altaylardan Aladağlara taşınan bir kültür olarak görürüm. Aynı zamanda anasından kızına miras kalan da bir değer. Bizim hayatımızın içerisinde vazgeçilmezimiz. Hüznümüz, neşemiz, sevincimiz, ekonomimiz. Yani kısaca olmazsa olmazımız. Dokumacılık, Türklerin Orta Asya'daki üretim modelleri, ihtiyaçları ve alışkanlıkları çevresinde şekillenen köklü bir geleneğe sahip. Kuşaklar boyu aynı usullerle yapılmış sanat, Anadolu'da farklı kültürlerle harmanlanıp yurt kavramıyla bütünleşmiş. Sanatçı da eserleriyle bu kültürü yaşatıp kendi özgün yanlarını halıya işlemiş. Kayseri, Anadolu'da Türkmenlerin yerleşiminden başlayarak bir halıcılık merkezi. Şöyle ki konar göçer Türkmen toplulukları buraya geldiklerinde koyunlarıyla, kuzularıyla beraber o koyunlardan elde ettikleri yünü bir şekilde değerlendirmek istemişler. Orta Asya'dan beri süregelen bir gelenek bu. Ve dokumacılık geleneği burada bir de ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle çok büyük kazanç getirmiş Selçuklu Devleti'nden beri. Yıllar yılı bu şehrin gelenekleri ve üretim biçimi, orada yaşayan insanların kaderine yön veren en belirleyici unsurlardan biri oldu. Kuşaklar, beklentiler ve ihtiyaçlar değişse bile geleneklere bağlı üretim şekli, o toplumun benliğine işleyen hatıralarda yaşamaya, gelecek nesillere birer gurur vesilesi olarak aktarılmaya devam etti. Düğün olacak halı bittikten sonra, misafir kabul edilecek halı kesildikten sonra, kesme deriz biz. Bizde arabaşı kültürü meşhurdur. Mahallenin işte misafirler davet edilecek. Mutlaka o halı kesildikten sonra ekonomik anlamda bir iş yeri açılacak. Ana mal, ana sermaye o halı pazara çıkacak, satılacak. Yani her şeyimiz ya, bir cümle kurasın öznesi. En önemlidir değil mi? İşte bizim yaşamımızın öznesidir halı. Müzik
Bünyanda halıcılık sadece bir sanat değil, ailenin birliği ve toplumsal dayanışmanın etrafında şekillenen bir geçim kapısıdır. Birbirini takip eden nesiller, atasından gördüğünü ve onlardan öğrendiğini ellerinde taşıyor. Aynı kültür içinde bin yıldır sürüp giden bu çaba, aileyi ve toplumu bir arada tutan değerler taşıyor. Aile büyüklerim, halalarım, teyzelerim, babaannem, annem sabah ezanıyla birlikte uyandıklarında hemen halı dokumaya koyulurlardı. Çünkü buralarda genelde aile geçimi halı üzerinden oluyor. Birçok ailenin geçimi halı üzerinden destekleniyor. Özellikle halılarım çeyizlerini falan halı dokuyarak tamamlamışlar. Aynı şekilde biz de onların yanında öğrendik. Geleneklerin ailede korunması ve toplumun sağlam köklerle toprağına bağlanmasında kadın her devirde belirleyici oldu. Anadolu kadını da hayatın her alanında ürettiği eserleri ve estetik anlayışıyla çevresini güzelleştirmek ve kültürün aktarılmasında önder roller üstlendi. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın karısı Fatma Bacı, Kayseri'deki dokumacıların kahyasıdır. Bu sebeple Kayseri, özellikle de Bünyan, bu anlamda Anadolu'ya Türkmenlerin yerleşiminden beri bir dokumacılık merkezidir. Halı deyince Bünyan gelir akla. Halı ustası her ipte, her ilmekte ve her motifte kendi geleceğini de dokuduğunun farkındadır. Hane olmayı ve ailesini bir arada tutacak değerleri büyüklerinden öğrenmiştir. Güzeli ve hakikati arayışında zamanı gelecek, kendi yuvasını önündeki halı gibi ilmek ilmek dokuyacaktır. Annelerimiz dokuduğumuz halılarla cehizimizi verirdi. Babalarımız anneye vermezlerdi. Biz dokuduğumuz emeğimizi cehiz yaparlardı. Bize cehiz yapardı. Yani ben olayım, başkası olsun, dünyanın genellikle öyleydi. Kendi yani cehizlerini halı dokuyarak kazanırlardı. Bugün genç kızlar da atalarından duydukları, onlardan öğrendikleri deneyimleri kurslarda aynı tezgahın başında yaşıyor. Geleneksel yöntemlerle ustalaşmanın, bir olmanın ve birlikte üretmenin gururunu paylaşıyor. İlahi ilmin ışığıyla aydınlanan yolun henüz başında olsa da, onu geleceğe taşıyacak kudreti inancından alıyor. Anadolu insanı, bu topraklara ait ne varsa işte o medeniyet tahtının sahibidir. Önce toprak kokan elleriyle algılar dünyayı ve kendi duygularının estetiğinde tanımlar hayatını. Her ilmek bir duygunun, her nakış yaşanmışlıkların izlerini taşır. İyiliği, dürüstlüğü, saflığı, çalışkanlığı ve sevgisini anlatır kendi bildiği, gönlünde göründüğü gibi. Anadolu insanın gülen yüzünü, hüznünü, neşesini, hayatının kesitidir. Çünkü yaşanmışlıkların içinden gelen bir süreçtir. Buradaki Türkmenler ve Yörükler aynı şekilde o kültürün devamında yaylalardaki o çiçekleri, böcekleri, yaşanmışlığı, köyünü halının üzerine nakşediyor. Halı ustalığı ortaklaşa bir çabanın ve Anadolu'daki birliğin en somut göstergesidir. Tezgah başında iplerin, motiflerin ve kirkit sesinin yanında sanatı yaşamın her anına dokunan bir paylaşımla çoğaltacaktır. Dokuduğu rengarenk çiçeklerden
hayvanlardan ve desenlerden bilir ki, teklik yalnız Allah'a mahsustur. Annemle atalarımızın anlattığına göre hep yüz yüze, göz göze, birlikte çay içerek, sıcak bir ortamda oturarak, hep bir olarak, bütün olarak zamanları geçmiş. Türk toplumunda halı dokumacılığı insanları bir arada tutan, doğrudan iletişim sağlayan bir işlev gördü yıllar boyu. Tezgahın başında bir sanatı, bir üretimi paylaşmanın mutluluğu, bu toprağın insanını sarsılmaz bağlarla birbirine bağladı. Zamanın ve mekanın ötesinde bir çağrıyla başlayan bu yolculuk, Anadolu insanı için bin yıldır değişmeyen o menzili gösterir. Ezanla kalkarlardı. Ezandan kalkarlardı. İşte halıya giderlerdi. Saat 1'e 1.30'a sırayı bitirirlerdi. Ondan sonra işlerini yaparlardı. Akşam da el işlerini yaparlardı. Yani ne bileyim, çok güzel komşuluklar vardı. Çok güzel iletişim vardı insanlarla. Şimdiki gibi değil. O zamanlar daha iyiydik, daha mutluyduk. Anadolu geleneklerinde ailenin dirliği her daim kadınla başlar ve onun dirayetiyle ayakta duracağına inanılır. Zira evin düzeni, çocukların terbiyesi ve ailenin toplum hayatına katkısı Anadolu kadınının ellerinde şekillenir. Bu sorumluluk, gelenekler ve o gelenekleri oluşturan el sanatlarıyla birlikte gelişti. Halı dokumacılığı da kadınlar için kendi seslerini tezgahta duyabildikleri bir dertleşme kapısı oldu. Geçmiş zamanları düşündüğümüzde o dönemde kadının çok fazla böyle derdini, sıkıntısını etrafa anlatamadığı zamanları düşününce bir anlamda onlar için psikolojik bir terapidir halı dokumak. Ruhlarının dinginleşmesi için bir araç olarak kullanıyorlardı bence. Anadolu insanının Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğu doğanın, mevsimlerin ve hayat şartlarının içinden çıkan belli ritüellerle birlikte sürdü. Dokumacılık, bütün yıl devam eden bir çabanın ve her aşaması birbirini tamamlayan bir yaşam biçiminin sanatla dile gelmesiydi. Yaz aylarında toplanan yünler, kaynayan kazanlarda tabiatın binbir rengine boyanacak ve kışın tezgahlardaki yerini alacak. Bu tabii bir serüven yani. Yaylalarda o koyunun sırtından alınan yünler, o derelerde tokuç deriz biz, onunla temizleyerek başlanır. Yine oralarda kirmende, çıkrıkta ip haline getirilir. İlçeye göçüldüğü zaman da boya mevsimi başlamıştır sonbahara doğru. Çeşitli bitkilerden yünler boyanır ve artık kış başlamadan önce halılar çözülür ve hayat o halının dibinde geçer.
Tezgahın başına geçen usta, geçmiş üstadların mirasıyla yeni keşifler arasında bir yerde durur ve ruhunun derinliklerinden geleni atalarının tefekkürüyle birbirine bağlar. Bu yönüyle halı dokumak biraz sırdaşınla dertleşmek, biraz kendi kendine kalıp hülyalara dalmaktır. Hayat gibi insanın umudu da ilmek ilmek birikir tezgahta ve keder desenlerle renklerin arasında kaybolup gider. Halı dokurken bir yandan kendinle kalıyorsun, bir yandan da sırdaşınla birlikte oluyorsun. Halı dokurken her şeyi düşünebiliyorsun. Bütün gelecek planlarını, her şeyi. Bize kendimizle kalıp kendimize zaman ayırma yönünden iyi oldu. Geleneksel sanatların hepsinde olduğu gibi, halı dokumak da her anında Yaradan'ı anmakla başlar ve ona bağlılıkla sürer. Bu ritüelde tabiatın sonsuz ilmini kavramak, renklerin manasında kendi sırrına ermekle mümkündür. Halı ustası için artık her ilmek bir zikir, sabır ve ruh dinginliğini anlatmaktadır. Bir kere çok sabırlı olmalı halı dokuyan insan. İkincisi ruh dinginliği olmalı. Üçüncüsü renklere bakış açısı, doğaya bakış açısı güzel olmalı. Ki o doğadaki renkleri o halıya, o motiflere yansıtabilmeli. Bunun yanı sıra bir de şu vardır bizde. Camilere adak olarak serilen halılar vardır. Bu halıları dokurken kadınlar zikir çekerlerdi. Her ilmeğe bir zikir çekerek halılar dokunurdu. Ve bu halılar camilere serildiği zaman dokuyan kişinin dileğinin kabul olacağına inanılırdı. Her halı ustasının hikayesi aslında bizim hikayemizdir ve bu topraklara dair en samimi duyguları içinde barındırır. Anadolu insanına dair ne varsa tezgahta bir araya getirilecek ve küçük bir çocuğun rüyalarını süsleyen çiçek bahçesine dönüşecektir. Halı pazarımızı çok severdim ben. Çiçek bahçesine girmiş gibi olurdum. Onunu kaldırırdım, öbürünün çiçeğine, diğerinin desenine bakardım ve ilk sermayem 5 tane küçük çantayla başladı ve Ürgüp'e gidip onları sattığımda ana sermayem olmuştu. Geleneksel sanatlar, Anadolu kimliğini oluşturan yapı taşları olarak toplumsal bir mirası benliğinde taşıyor. Nesilden nesile aktarılan öğreti, Türk-İslam kimliğinin bu topraklarda kökleşmesini sağlayan en güçlü eserlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. O eserler yaratılıştaki kudreti, ağaçların esintisini, bitkileri ve hayatın coşkusunu içinde barındırıyor. Özellikle bünyan dediğimizde akla direkt halı geliyor. Ama ben bir bünyanlı olarak doğup büyüdüğümde halı bilmiyorum, nasıl bir şey tanımıyorum olarak gitmek yerine bir yerlere bilerek gitmek, bir kültürümü tanıtmak benim için faydalı bir şey olur. Ve insanlara da faydam dokunabilir. O yüzden hala geleneklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Geçmişimizi bilerek yaşarsak önümüze güzel adımlar atabiliriz. Halı dokurum halı, ortası tulumbalı. Halı çıktı çıkalı, kızlarım benzi sarı. Halı dokurum artmaz, babamın borcu bitmez. Babamın borcu bitse, şu bünyan bize yetmez. Tezgahtaki her halıda, sanatçı için başka bir dünyanın kapıları açılır. Gönlünde biriktirdikleri parmaklarının arasındaki iplerle şekillenecek ve sonsuz bir kainatın izlerini, bilinmezlerini aydınlatacaktır. İnsanı adeta büyülü bir masal diyarında hissettiren renklerin ve motiflerin hikayesi
yüzyılların sırrında saklıdır. Geleneksel sanatlar, her ne kadar geçmişin büyük ustalarından esintiler taşısa da, ustanın kendi özüyle şekillenen eserlerde var olur ve her halı aslında ustasının kişiliğinden bir parça taşır. Atılan her düğüm bir ayna misali, sanatçının ruh halinin izlerini yansıtır. Kimi gün kederler düğümlenir birbirine, kimi gün neşesi, umudu ve sevinci işlenir renkli iplerin arasına. İnsanoğlu birçok ustalardan esinlenerek hayatı şekillendirmiş. Mesela bir ressam o haldaki renklerden esinlenerek boyayı bulmuş, onu bir tablo gibi görmüş. Bir doğadaki çiçek, o halının üzerindeki duruşu ya da bir avcının av esnasındaki pozisyonu, insanın çok neşeli olduğu zamanlarda dokuduğu o haldaki renkler ve karamsar olduğu, hüzünlü olduğu zamanlardaki halıdaki renkler çok çok farklıdır. Dolayısıyla kişiliğini anlatır halı. Hayatı bir ucundan yakalamak insanın sabrı ve alın teriyle başladı önce. Sonra tek tek birleşip büyüdü ve yepyeni ufuklar açtı önünde. Devirler değişse de insanoğlunun geleneksel üretim alışkanlıkları kendi kişiliğini de şekillendirdi. Geleneksel sanatlardaki terbiye yalnız insanın hüneriyle değil, hayata dair bakış açısındaki değişimle mana kazandı. Halı dokumaya başladıktan sonra bir şeylere emek vererek güzel şeyler yapabileceğimi, yani çabalarımın karşılığını güzel bir şekilde alabileceğimi öğretti. Bir ipten tutuyorsunuz, başlıyorsunuz ve koskocaman bir halı çıkıyor ortaya. Tezgahtaki halı zamanla ustası için bir eşya olmaktan çıkar. Artık o evin ve ustasının bir parçası haline gelmiştir. Son düğümler atılıp kirkit sesleri kesildiğinde buruk bir veda havası yankılanır duvarlarda. Ustası ellerini gezdirip üzerinde çiçeklere, renklere ve desenlere son kez dokunurken İşlediği hayat bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmektedir. Omuzda götürürler halıları, evin beyi. Kapıya kadar çıkar onu dokuyan, arkasından şöyle bir bakar uzaklaşıncaya kadar. Bu duygu çok farklı bir duygu. Sanki birini uğurluyor, bir gurbete gidiyor birisi. Köklü bir medeniyet yalnız orduların yahut silahların gücüyle var olmaz. Toplumlar, coğrafyalarında kendi kültürel değerlerinin kökleşmesi ve gelecek nesillere ulaştırılmasıyla sürekli hale gelirler. Medeniyet inşasında devletlerin modeli ya da yönetim şekli kadar, kültürün ve sanatın etkisi de belirleyicidir. Tıpkı Bünyan'daki bin yıllık halı tezgahları gibi. Halı ile ilgili şöyle bir söz vardır. Halı dünya medeniyetine Türklerin armağanıdır. Böyle bir armağanı Orta Asya'dan buraya kadar getirmişiz ve bizim dokuduğumuz halılar zamanında Avrupa saraylarını süslemiş. Buradan baktığımız zaman günümüzle karşılaştırdığımızda günümüzde insanlar teknolojinin de gelişmesiyle belki farklı ilgi alanları, farklı geçim kapıları edinmişler. Ama tüm dünyaya halıyı biz öğretmişiz. Buna bir sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum.